benim yaptığım açıklamalar var. Ben bugün Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne hayatımda bir sefer gelmemiş, hayatımda bir gün Milliyetçi Hareket Partisi'ni kendisine dert edinmemiş, bazı odakların Milliyetçi Hareket Partisi kongresiyle ilgilendiklerini dün Habertürk televizyonunda delilleriyle ortaya koydum ve dedim ki benim kullandığım ifade hayatında bir saniye ürkücü olmamış birileriyle ilgilidir. Alçakça, şerefsizce ismim kullanılarak ürkücülere hakaret ettiğimi ifade edenler namussuzdur, ahlaksızdır dedim. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Ben 12 Eylül öncesi yani 1969-1980 ürkücü hareketin hafızasıyım. Benim bütün ömrüm ürkücü mücadeleyle geçmiştir. Orada benim ismimi kullananın hayal edemeyeceği kadar ben ürkücülerin neye tekabül ettiğini bilirim. Hiçbir ürkücüye benim yanımda hiç kimse ürkücünün haysiyetiyle, onuruyla oynayamaz. Açıkça söylüyorum. Aday ve olağanüstü kongrede, olağanüstü kongre isteyen delegeler ve diğer delegelerin tamamı bizim delegelerimizdir. Meşru haklarını kullanmışlardır. Ürkücülere bu hakareti yapmak şerefsizliktir. Benim bu ifadelerim çok net bir şekilde yapılan açıklamalara rağmen utanmadan, arlanmadan, ahlaksızca bu ifadeleri kullanmayı şiddetle protesto ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde genel başkan yardımcısı olarak benim 12 Eylül öncesi bu hareketin her şerefli noktasında bulunmuş benim böyle bir ifadeyi kullanmam akıl tutulmasıdır. Daha dün şu anda aday olan Ümit Özdağ Bey'le aynı genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyorduk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongrelerinde bölünme, parçalanma olmaz. Kongrelerde Ümit Bey genel başkan adayıydı. Koray Bey genel başkan adayıydı. Daha sonra bunların hepsi Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında yer almıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısının bir ülkücüye hakaret etmesi akıl tutulmasıdır. Adaylar ve olağanüstü kongre delegesi olan bütün arkadaşlarımızın hiçbirisine böyle bir ifade kullanmak mümkün değildir. Bu ülkücü hareketin içerisine girmiş, ne olduğu belli olmayan, dün de ifade ettiğim için söylüyorum, sosyal medyada birilerinin bu meseleyi ajite etmesi beni üzmüştür. Dün televizyonda çok net söyledim. Bütün ülkücülerimiz birlikte beraber 2018'de yapılacak olağan kongrede her türlü yarışa hak sahibidir. Dolayısıyla meselenin böyle olması lazım. Beni son derece rahatsız eden bir şeydir. Ve o arkadaşı da mahkemede hesaplaşacağız. Dolayısıyla benden bahsedilmesin. Birinci ağızdan söylediğim bir şeydir. Bazı siyasi aktörler ifadesi ürkücü ifade değildir. Rami Turan'ın MHP kongresiyle ne alakası var? Nazlı Ilıcağ'ın MHP kongresiyle ne alakası var? Bugün paralel yapının bir numaralı militanı Emre Uslu'nun MHP'nin kongresiyle ne alakası var? Buna benzer bazı karargahlarda Milliyetçi Hareket Partisi kongresi üzerinde yapılan bir takım değerlendirmelere atıfta bulunarak söylediğim bu ifadeyi çarpıtıp ürkücülere yönelik bir ifade kullandığımı söylemek Allahsızlık, vicdansızlıktır. Celal Bey bir dakika. Bu tartışmayı sürdürmek istemiyorum. Ben de sürdürmek istemiyorum. Madem ben bunu açıkça bunu söylüyorum. Açıkladı. Açıkça. Bak, tamam, üzerine gitmeyeceğim ama bir sorum var. Pensilvanya'ya gittiniz mi, gitmediniz mi? Biz efendim? Pensilvanya'ya gittiniz mi, gitmediniz mi? Pensilvanya'ya giden şerefsizdir, ahlaksızdır, namussuzdur. Bunu ispatlamayan namussuzdur, ahlaksızdır, şerefsizdir. Bunda öfkelenecek bir şey yok ki yani. Biz sadece soruyoruz. Gittiniz mi, gitmediniz mi? Ahlaksızsınız. Size aynen iade ediyorum o zaman. Şerefsizdir. İspatlayacaksınız. Siz ispatlayacaksınız. Peki. Yani gazeteci soru soracak ve siz hakaret edeceksiniz. Ahlaksızsınız. Yani söylenecek başka bir şey göremiyorum. Peki. Gitmedim. Tamam. Kabul ediyorum. Gitmediyse gitmedim. Bu kadar. Peki. Öfkelenmenin anlamı yok ama yani. Dolayısıyla ahlaksızlık yapmayın. Bugün paralelin Türkiye'de siyaseti tanzimine göz yuman ahlaksızlar benimle Pensilvanya arasında bir irtibat merkezi oluşturma ifadesine nasıl ses kalabilirim?